take the American Quebec barrier and there's no fear of rebellion with the evil. And Zalim, who come to you? Mitenişlere yuvan ahireti Niyazda başara Nisret Nafça Hazar-ı Din Ard yaşaya Mürevdere insan yaşayana Hıda Ciberi Nervozama En Kedere Van Dikşinin Eşe Van Eşemeye Kedere Van Kedere Van İna Ahmet Nose Bi Adiye Hane Zibayan insan etmişlerine hıbana Zibayan'ı geçtik. Zibayan'ı Cami'nin Nermaz'a ve Pinoz'da Hüm Hüseyin bu hoşu yaptı. Hıda Kıbaz'a ve hoş çıktı. Hüm her hele hüm her hele. Sevgili kardeşlerim, Nevzios, Nevzios kutlu olsun. Nevzios'un ateşi özgürlük ateşidir. Nevrozun ateşi sonra zulme karşı direniş ateşidir. Bu ateşi özgürleştirenler sizler bizim kahramanlarımızsınız. İl, ilçe teşkilatlarımızın binlerce insanı bunu özgürleştirmek için bedenlerini önüne yatırdılar. İşte bugün Nevroz'u bu ruhdan kutluyoruz. Nevroz özgürlük ateşidir. Nevroz bu halkın vazgeçemeyeceği ve 40 yıldır bedel ödeyerek bugünlere taşıdığı bir ateştir ve özgürlük ateşidir. İşte bu ruhla Nevroz ateşini yakıyoruz. Yaktık da ama yanı başımızda o deprem felaketinde burada 11 kentte binlerce insan yaşamını yitirdi. Binlerce insan enkazın altında kaldı. Birkaç kentlerden bir oldu. Yüzlerce ilçe yok oldu. Yüzlerce, binlerce köy yok oldu. İşte Nevroz'u böyle büyük bir şekilde kutluyoruz. O acılar bu halkın acısıdır. O gözyaşları bizim gözyaşlarımızdır. Ama biz dayanışmayı büyüteceğiz. Bu depremin mağdurlarının, mağdurlarının bütün hayat boyunca saflarında saf tutacağız. AKP, MHP, MHP iktidarı o faşizm bu depremin altında kaldı. O mağdurların saflarında değil, daha çok egemenlerin safında saf tuttular. İşte Nevroz böylesi bir ruhla kutluyoruz. Bir taraftan acılarımız var, bir taraftan da Nevroz'un ruhu ve önümüzdeki günlerde yeni bir seçim süreci var. 54 gün sonra sandık başına gidiyoruz. 54 gün sonra bu ülkede Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin milletvekillerini seçeceğiz. Asıl önemli olan 100 yıldır size, bize, bütün halklara zulüm eden bu sistemi tarihin çöplüğüne göreceğiz. Sandık başına gideceğiz. Çünkü bu süreçte belirleyici olacak güçler emek ve özgürlük hareketi olacak. Üçüncü yol dediğimiz, üçüncü yol önümüzdeki dönem Türkiye'nin demokrasisini şekillendirecek. Onun için hepimize önemli görevler düşüyor. Birlik oluşturmalısınız. Bunlara ders vermelisiniz. Bunlar bize 100 yıl boyunca zulüm ettiler. Dilimize, kültürümüze, kimliğimize, bu topraklarda yaşayan bütün halklara acı dolu yıllar yaşattılar. Bir anayasa çıkar. Türkiye topraklarında sadece Türkler var dediler.
Diğer halkları görmediler, diğer inançları görmediler. Şimdi dönüp bize soruyorlar, siz ne istiyorsunuz? İşte biz bu anayasada var olmak istiyoruz. Kimliğimizden, kültürümüzden var olmak istiyoruz. İşte sizler, bizler, hepimiz nasıl? İnkar ve asimilasyon. Biz de yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Dönüyoruz, diyoruz ki ey Cumhur İttifakı, ey Millet İttifakı, aha siz orada, biz Emek ve Özgürlük Hareketi 3. yol olarak buradayız. Bize soruyorlar, HDP ne istiyor, Kürtler ne istiyor, Emek ve Özgürlük Hareketi ne istiyor? Size açık ve net olarak söylüyoruz. İstediğimiz nedir biliyor musunuz? Şu anayasa ne diyor? Buna da herkes Türk'tür, herkes Sünnidir diyor. Biz de diyoruz ki bu tekçi anayasayı değiştireceğiz. Bu anayasada Türkler ve Sünniler ne kadar hak sahibiyse Kürtler de bir o kadar hak sahibi olacak. Ne kadar korktu biz 100 milletvekiliyle parlamentoda sizi temsil edeceğiz. Şimdi dönüyorlar, bize dönüyorlar, soruyorlar. Ya siz şurada yoksunuz, şu talepleriniz yok. Bakın taleplerimizi açıkça söylüyoruz. Kimse Kürt halkının, Türkiye demokrasi güçlerinin talebini götürüp birkaç bakanlığa teslim edemez. Bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığına teslim edemez. Biz sistemin değişmesini istiyoruz. Biz bu ülkenin demokratikleşmesini istiyoruz. Biz bu ülkede hukukun ve huzurun ülkesini istiyoruz. Bizim diğer partilerden farkımız şu. Onlar belki makam istiyor. Ama biz bu halkın özgür olmasını istiyoruz. Bir insanlık fikri. Bir an önce Kürtlerle mücadele edeceğimize Kürtlerle müzakere edin. Kürtlerle kavga edeceğinize Kürtlerle barışın. Kürtlerle düşmanlık edeceğinize Kürtlerle oturun, konuşun ve müzakere yapın. Bir an önce içeride binlerce, on binlerce tutuklu insanlarımız var. Sürgünde insanlarımız var. Bir genel yaz çıkarın ve oturun Kürtlerle barışın ve kardeşliği sağlayın. Zamanımız kısıtlı. Şurada birkaç söz söyleyeceğim. Daha yakın bir tarihte Bursa'da. Bursa ve Ahmet Spor karşı karşıya gelecekti. Ve oradaki ırkçı faşist saldırıyı hep birlikte gördük. Sonra sen yokken Ahmet vardı. Atların yokken Ahmet vardı. Ahmet Spor aha burada. Ahmet Spor hoş geldin. Her evde, her türlü kendinde Ahmet Spor var ve var olacak. Bu halk ağrının sokaklarında,
bu halk Diyarbakır'ın, Ahmet'in sokaklarında korkuyu orada bırakıp geldi. Korkuyu bıraktı geldi. Bu halk korkuyu elinin tersiyle gitti. 3500 köy yaktığımızda enkazlarda halk korkuyu orada bıraktı. Bu halk korkuyu bir kenara attı. İnsanları korkutmayın ve bu insanlar korkudan aşkla korkmadığını her alanda bize gösterdi. Yeşiller son partiyle seçime katılacak. Genel merkezimizin şu anda böylesi bir kararı yok. HDP ile ilgili kapatılma davranışı açılmış. Ne hukuk edilir ne vicdanıdır. O dava devam etmektedir. Biz HDP ile şu ana kadar bütün bu süreci örgütleyerek geldik. Biz emek ve özgürlük cephesi olarak hepimiz Sarah, sen çaba hatun hevanı.